Nuh tufanı sona erdi. Kainatta yepyeni bir hayat başlamıştı artık. Hazreti Nuh ile beraber selamet cüdisine çıkan müminlerin zürriyeti de artık günden güne çoğalıyordu. İnsan nesli cihan toprağında tabiri caizse başak toplamaya devam ediyor. Az zaman sonra her taraf yine insanoğlu ile cıvıl cıvıl kaynar hale geliyordu. Hızla çoğalan bu insanlık, o kadar çok çoğalmıştı ki, Arap adasının, daha doğrusu Arap yarımadasının çeşitli bölgelerine yayılmışlardı. Oraları kendilerine mekan etmişlerdi. Hazreti Nuh aleyhisselam, onun torunlarından biri, Ad ismi, At, sadece iki harfle, At, Yemen'de, Hadramut civarında, Ahkaf adıyla bilinen bir yeri kendine mekan ediyor. Ad'ın nesli o kadar çok fazlaydı ki, o mümbit topraklarda yeşeren çemenler misali, günden güne boy veriyor. Çoğala çoğala, nihayet büyük bir kavim oluyor. İşte bu kavim, dedeleri Ad'a nispet ederek, ona nispet olunarak, At kavmi diye anılmaya başlıyor. At kavmi, meşhurdur, cihan toprağının en verimli yerinde hayat sürüyorlar. Yaşadıkları yerin suyu, yağmuru bol, toprak çok bereketli, o kadar verimli ki, öyle ki bağlar, bahçeler, çemenler, yeşil vadiler, her tarafı çepeçevre sarıyor. Düşünün, Nuh tufanında dünya yerle bir oluyor. Su basıyor, her yer deniz haline geliyor. Ve Allahü Teala, ey arz, ey yer, suyunu yut, ey gök, sen de suyunu tut diye emir verdikten sonra artık dağlar, taşlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve işte Ad'ın nesli de gitgide artık çoğalmaya başlıyor. Çiçeklerin dalında artık yanık bülbüller ötüyor. Gözlerden sular fışkırıyor. Cihan bir başka cihandı. Kainat sarayının bu gönül alıcı, bu yürek okşayıcı noktasında yaşayan o kavmin insanlarının boyları da çok uzundu. Cüsseleri boylarına uygun olarak iri olarak yaratılmıştı. Bileklerini kimse bükemiyordu. Sırtlarını kimse yere getiremiyordu. Güçleri, kuvvetleri, boyları, cüsseleri o kadar meşhur olmuştu ki onlar boylarıyla, cüsseleriyle tuttuklarını koparıyorlar ve gün geçtikçe de daha da kuvvet buluyorlardı. Sanki pençeleri böyle yalçın kayaları bile yerinden oynatacak güçteydi. Bu maddi güçlerine içinde yavru ceylanların oynaştığı bağlar, bahçeler, eteğinde suların çağladığı yeşil yamaçlar yaptılar. Gelincikler dolu vadiler yaptılar. Hayvanlar, bereketli nesiller, onlar da ilave olunca artık dünyada onlar için ulaşılacak, o zirvesine çıkacak daha üstün bir meziyet kalmıyordu. Kısacası dünyada sanki cennet yaşıyorlardı. Dünyanın bütün nimetleri yumak yumak kucaklarına dökülmüştü. Ve bu nimetler denizinde yüzen kavim, bakalım Safa Sarayı'nı İblislerin hücumundan kurtarabilecek miydi? Şeytan onları kendi haline bırakmayacaktı. Bakalım bu kavim, düşünün ki bütün kafirler yerle bir olmuş ama sadece bir şeytan kalmış. Onun tek başına varlığı bile maalesef ki insanları saptırmaya yetiyordu. Zenginlik afettir. Belki çok istiyoruz zenginliği. Ya Rabbi beni zengin et. Ben çok zengin olayım da hayırlarla mücadele edeyim diye bazen isteğimiz oluyor. Hemen hemen hepimizde bu var. Hatta bazen sayısal piyango vesaire yılbaşı biletlerini alan insanların yanına yaklaşıp sorduklarında, "Hocam, bakarsın bana çıkar da ben de bir kurs, bir cami yaptırırım." kelimelerini duyarsınız. Ama öyle olmuyor. Zenginliğin afetlerinden bir tanesi de nimeti vereni unutmaktır. Ben çalıştım, ben kazandım, ben yaptım. At kavmi de nimetler içinde yüzüyor. Nesil çoğalmış, peygamberler devri epeyce gerilerde kalmış.
Nuh Aleyhisselam'ın gidişi çok uzun yıllar geride kalmıştı. O gözleri bürüyen dünya hırsı, hakikat ufkunun o ötelerini görmeye mani oluyordu o hırs. Tevhid dinine cehalet bulutları birer kara perde halinde set çekmişti. Şimdi At kavminin o yemyeşil dünyasında da şirk rüzgarları esiyor. İtikat ve iman o fidelerini sarıyordu. İşte bu yakıcı, bu öldürücü rüzgar gönül kandillerindeki nuru söndürmeye de başlamıştı. Elbette ki nur gidince yerini zulmet, karanlık alacaktı. At kavmi kendilerine bahşedilen bunca nimetin kim tarafından verildiğini unutmuştu. Unutunca da şükrü bırakıp şirk kuyusuna düşmüşlerdi. Ne elin bir tecellidir ki Nuh kavminin helak olmasına sebep olan o putlara tapmayı şeytan ona, daha doğrusu o kavme yeniden ihya edecekti. Yeniden öğretecekti. Şeytanın o zehirli nefesi yüreklerine bir sultan gibi oturmuştu. Artık o mel'un ne emrederse onu işliyorlardı. Güç, kuvvet, zenginlik, kibir ve gurur insanları sarhoş bir hale getirmişti. İsyan ve sefahat çığırı açılmıştı. İşte bu kanlı, bu irinli yol nereye gidiyor onu da düşünen yoktu. İşlek caddelere yüksek kaleler yaptılar. Büyük kaşaneler yaptılar, yani gösterişli evler yaptılar, köşkler, saraylar yaptılar. Kendilerini bu günah yuvalarından tamamen oyun ve eğlenceye verdiler. O güne göre çok büyük bir medeniyet kurmuşlardı. Hud aleyhisselam. İrem bağları denilir, İrem bağları. Belki duymuşsunuzdur, İrem bağları. Belki birçoğumuzun da ismi vardır. Bayanlarda İrem ismi, aslında buradan gelir bu kelime, İrem bağları. İşte bunlar tarafından meydana geliyor. Taşları göz göz oyuyorlar, yüksek tepelerde kireçle dondurulmuş gayet de güzel ve muhteşem saraylar yapıyorlardı. O kadar ki dünyada o ana gelene denk böyle muhteşem saraylar görülmemişti. Misli ve emsali görülmedik bu sarayların içerisinde bahçeler, billur sular çağlardı, havuzlar vardı. Bunlar akılları donduracak şekildeydi. Şimdi gözler kan sızan pencereye benziyordu. Ahlaki değerlerini ve imanını kaybetmiş bir kavim ne alçaklıklara tevessül etmezdi ki. Ve artık At kavmi de elindeki o maddi imkanların sarhoşluğuyla beraber etrafa dehşet saçıyor. O kanlı ayaklar yine başlar üzerinde geziyor. Masum, mazlumlar inim inim inletiliyordu o zamanda. Zavallı halk köle gibi çalıştırılıyor. Türlü çeşit işkencelere tabi tutuluyor. Devir sanki tamamıyla şeytanın devri. At kavminde kalp ölü, vicdan hapis, şefkat, merhamet, acıma, insanlık diye bir mefhum kalmamış. En yüksek tepelerin eteklerinde, o zirvelerinde, oydukları o köşklerde günah müsabakasını yapıyorlar. Acımasızca rezaletler işliyorlardı. Yine dünyanın üstüne kara bulutlar çökmüş. Yine hidayet güneşinin önüne şirk zarı perde olmuştu. Gelin yine Kur'an-ı Kerim'e başvuralım. Mevla o kavmi nasıl anlatıyor ümmeti Muhammed'e? Görmedin mi? Rabbin nasıl azap etti Ad kavmine, o direk gibi uzun boylu insanlardan ibaret olan o kavme, İrem kavmine Mevla neler yapmıştı görmedin mi? Öyle bir kavim ki memleketler içerisinde boy ve kuvvetçe onun gibisi yaratılmadı diyor Fecr suresi 6, 7 ve 8. ayeti kerimede. Daha açık bir ifadeyle Mevla buyuruyor ki, ey Habibi Zişan, ey peygamberim ve ey onun ümmetinden bulunma şerefine haiz olan insan, görmedin mi, görmüş gibi işitip bilmedin mi ki Rabbin Halık-ı Zişan'ın tek ve ulu olan Allah nasıl azap etti Ad'a, At kavmine, o At kavmini küfründen dolayı nasıl helak eyledi, o öyle bir kavim ki yüksek binalara sahipti onlar. Memleketler içinde boy ve kuvvetçe onlar gibisi yaratılmamıştı. Böyleyken, işte iş böyleyken o kavim bu nimetin kadirini bilemedi.
şirk ve küfürde ısrar etti ve Allah'ın azabı gelip çatıverdi. Onların hayat damarı kuruyuverdi diyor. Onlar da hayattan silinecek. Anlatacağız. Ad kavmi zilletle putların eteğine tutunmuş, şirk kuyusuna yuvarlanmış, bütün insanı hasletlerini zayi etmiş, manen hayvanlardan daha aşağı bir derekeye düşmüştü. Haydi şimdi Hud aleyhisselama gidelim. Kavmi böyleyken Hud aleyhisselam nerede? Bütün ahlaki, bütün insani değerleri zayi eden, şirk ve küfür vadilerinde isyan atını koşuşturan, hunhar ve zalimlikte eşi bulunmayan bu kavim içinde ay yüzlü, halim, selim, müşfik bir zat yaşıyordu ki bu zatın nesli birkaç nesil öncesinde Hazreti Nuh aleyhisselama, insanlığın ikinci atasına dayanıyordu. Ve bu yüce yaratılışlı insanın adı Hud aleyhisselam. Hazreti Hud nesep itibariyle temizdir. Öyle olması gerekiyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselama kadar o nuru tertemiz ailelerden sirayet ettirecekti Mevla. İtibarlı bir aileye mensuptu. Temiz bir aileden, temiz yaratılışlı, temiz yaşayışlı, doğruluğu, dürüstlüğü, cesareti, zekasıyla herkes tarafından aslında sevilen, sayılan, hürmet edilen bir zattı. Ne zamana kadar? Peygamberlik verilene kadar. O kadar ki halk onu o kadar çok seviyor ki ona lakap takmışlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama müşriklerin taktığı lakabı taktılar. Emin, Muhammedül Emin demişlerdi. İşte ona da Hudül Emin dediler. Emin, Hud. Yani güvenilir. Hiçbir şey zayi etmez. Emanete ihanet etmez. Evet, gerçekten de emin, gerçekten de metin bir zattı. Can gözüne hikmet sürmesi çekilmişti onun. Kalp aynası bir elmastan daha parlaktı. Gönlünde şefkat, merhamet, ırmaklar çağlıyordu. Elbette ki böyle bir zat kavminin sapıklık ve zulümlerine tabii ki üzülecekti. Hazreti Hud aleyhisselam o kadar üzülüyor ki o sapıklıklara karşı çıkamıyordu ama ilk zamanda. Ama kendi içinden çok üzülüyor. Öyleydi de yine içinde bir ümit ışığı vardı. Ümit derecesinde bir hayırlı sabah bekliyordu. Arzu incisinin anahtarı neredeyse kendisini bulacaktı. Bekliyordu bir şeylerin olmasını. Ya bir şeyler seziyor ya da on bir şeyler bekliyor. Göklerin yeryüzüne bir armağanı olmalıydı. Çünkü insanların bu hali böyle devam etmeyecekti. Ve nihayet beklediği oluyor. Kendisine Rabbi Kerim'i tarafından nübüvvet veriliyor, peygamberlik ihsan oluyor. Yoldan çıkmış, azmış, sapıtmış kavmini iman ve istikamet yoluna getirmek için peygamber olarak vazifelendirildi. Gelin yine Kur'an-ı Kerim'e gidelim. Hud suresine gidelim. Onun adına sure indirmişti Mevla. Ne diyor? Bunların hepsi bakın ümmeti Muhammed'e ibret olsun diye. Ey ümmeti Muhammed, gelin size bir hikaye anlatalım da şaşırın ya da gelin size bir hikaye anlatalım da gülün diye anlatılmıyor Kur'an-ı Kerim'deki meseleler. Siz de dikkat edin, bakın sizden önceki kavimler bundan sebep helak oldular. Ne diyor? Hud suresi 50. ayet. Ad kavmine de soyca kardeşleri Hud'u peygamber gönderdik. Onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Sizin ona ortak koşmanız ancak bir yalan ve iftiradır diyor ayet-i kerime. İşte bu ayet, peygamberi muhteremin kavmini tevhid-i ilahiye ile, istiğfar ile tevbeye davet ediyor. Ad kavmine de, bakın, neseben Ad kavmine de neseben kardeşleri Hud'u peygamber gönderdi Mevla. O kavmi din ilahiye davete memur etti. Hud aleyhisselam dedi onlara, ey kavmim, Allah sizi yaratmadı mı? Allah yarattı. İbadeti Allah'a edin. Yalnız onu mabut bilin. Ondan başkasına asla kulluk etmeyin. Sizin için ondan başka ilah yok. Rabbiniz ancak odur.
Bu tapa geldiğiniz putlar, suretler, taşlar size ne bir zarar ne bir fayda verebilir. Bütün bir alem, bütün bir kainat, bir Halik-i Azim'in, bir Mabud-u Zişan'ın, bir Sultan-ı Ecel'in varlığına delalettir. Hatta şehadet edip dururken hiç düşünmez misiniz? Hiç idrak etmez misiniz? Öyle adi insan eliyle meydana getirilmiş şeyleri nasıl mabud diye tanıyabilirsiniz? Sizler bu kötü fiilinizle, böyle mahlukata ibadet etmenizle Rabbinize ortak koşuyorsunuz. Şirk koşuyorsunuz. Sizin davanızın temelinde yalan var dedi, iftira var dedi. Allah'ın şerefli peygamberi Hud aleyhisselam, At kabilesinden Nuh Nebi'nin zürriyetinden bir zat idi. At kabilesi ise Araplardan, kendileri Araplardan Yemen'de otururlardı. Ve bu cihetle de Hazreti Nuh aleyhisselam neseben At kabilesinin kardeşidir aslında. O da o kabiledendi. Şimdi gelin At kabilesinin tarih aynasında temaşa edelim. Tefsir alimlerinin, bilhassa Hazin tefsirinin beyanına göre At kavminden, Hazreti Nuh'un soyundan gelen bir zatın adıydı. İlk başta demiştik, At aslında Nuh aleyhisselamın zürriyetinden gelen birisinin adıydı. Zamanla kavim olarak isimlendirildi. Adın iki tane çocuğu vardı. Birinin adı Şedid'di, birinin adı ise Şeddat'tı. İki tane oğlu vardı. Şedid bu ülke büyük bir krallık hak ediyor diyerek ülkeye büyük bir krallık kuruyor, saltanat sürüyor. Şeddad ise kendini tamamıyla ilime veriyor. Mukaddes kitaplarla haşır neşir oluyor. Hep onları okuyor. Ama ne var ki ecel rüzgarı kardeşi Şedid'in can kandilini söndürüverdi. Şedid'in ölümü üzerine de Şeddad hükümdar oluyor. Halin tuhaflığına bakın ki kendisine ilim veren, mukaddes kitapları okuyup duran bu adamın beyninde şimşekler çakmaya başlıyor. Ya Rabbi, verdiğin ilmi muhafaza etmeyi nasip eyle. İlim muhafaza edilmezse yanlışa kullanabilmeye çok müsait. Şeddad mukaddes kitaplarda o vasfını öğrendiği cennetin bir benzerini yeryüzünde inşa etmeye karar veriyor. Çünkü kutsal kitaplarda görmüştü, duymuştu cenneti. Dedi ki ben o cenneti yeryüzünde inşa edeceğim. İblisin yüreğine üfürdüğü o zehirli nefeslerle kendinden geçiyor. Ben yeryüzünü cennete döndüreceğim diyor. Cennet yurdu kurmak için de münasip bir araziyi seçiyor ve çalışmaya başlıyor. Bu iş için tam tarih kitapları der ki 1000 tane kalfa tayin ediyor. Her kalfanın emrine de 1000 tane işçi veriyor. Şeddat dediyse işçiler ben gelmem diyemez. Dedim ya zulüm vardı. O kanlı başlar, kanlı ayaklar o başların üzerinde geziyordu. Bu kadar çok kalabalık işçiyle tam 300 sene çırpınıyor. Az değil, 300 sene çırpınıyor. İşçiler, o kalfaların gayreti, tabi hepsi meyvesini vermişti. Arzuladığı cenneti meydana getirmişti. Bunun adına da İrem bağları denmişlerdi. İrem deniyorlardı, kimileri İrem bağları diyorlar. Kelimenin telaffuzu buradan geliyor. İrem isminin kelimesi buradan türüyor. İnsan eliyle meydana getirilen bu şahane şehrin içinde halis mermerden saraylar var. Şehir iç içe birkaç kale içine alınmış. Şehrin içindeki o evlerin duvarları sanki böyle nasıl söyleyeyim göz kamaştıracak zinetlerle süslenmiş. Şehrin tam ortasında öyle büyük bir ırmak akıtılmış ki o saf gümüş oluklarından dökülen bu su şehrin her yerinden, her sokağından, her caddesinden akıtılıyor. Sokaklara her cinsten ağaçlar dikilmiş. Ağaçlar arasında billur sular çağlıyor. Yer yer inşa edilen o havuzlarda rengarenk balıklar yüzüyor. Bu gönül açan havuzların zemini de o kumları inciden olduğu söyleniyor.
cihan mülkünün bütün serveti bu vadiye akıtılmış, bu vadiye dökülmüş. Gerçekten de akıl ve hayali titreten bir şehir meydana getirmişti. Öyleydi de Şeddad'ın hesabı yanlış çıkmıştı. Bu kadar emekle meydana getirdiği o İrem'de yaşayabilmek Şeddad'a nasip olmadı. Çünkü şaşkınlığın, çünkü azgınlığın, çünkü Rabbini tanımamazlığın sonu helak olmaktır. Onlar da Allah'a isyanlarının cezasını çekmekte gecikmediler. İlahi ufuklardan rüzgarlar esecek. Senelerce alın teri incilerini dökerek o meydana getirdikleri İrem şehri bir rüzgarla yerle bir olacak. Bir rüzgarla. Devam edeceğiz. İleri kısımda detayını anlatacağım. Evvelce de zikrettiğim gibi Hud aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği o At kavmi Hazreti Nuh Nebi'nin soyundandı. Önceleri mümindi aslında bunlar. Önceleri iman ehliydiler. Ama ne acı bir tecellidir ki çok büyük mala, çok büyük servete, çok büyük bir varlığa nail olunca azdılar. Servetin sarhoşu oldular. Kendilerini yaratan Allah'ı unuttular. Dinden, imandan, tevhidden el yumdular. Sonra da mantarlaşmış kayalara döndüler. Artık ne merhamet biliyorlardı ne de acıma. Dedim ya, kanlı ayaklar başlarda geziniyordu. Bugün dünyanın zenginleri de bakın çok yabancı değil aslında. Hani belki on binler, belki yüz binler sene öncesini anlatıyoruz. Tarihi ancak Mevla bilir. Ama oranın, o zamanın insan huyu, nefsi, isteği, arzusu şu ankiyle aynı, değişmiyor. Şu anda da insanlar çok zengin olunca dünyayı değiştirmeye kalkıyorlar. Helak olacaklar, yakındır. Bak, işte görüyoruz dünyanın baş adamları. Yok yapma ettir. İşte yapmadan et yiyebilirsiniz. Türlü türlü şeyler. Kainatın düzeni bozuldu. Yediğimiz, içtiğimiz kanser belki bir grip salgınına döndü neredeyse. Zenginlik zapt edilebilir bir şey değildir. Zenginlikte kişi kendini güçlü zanneder. Güçlü olduğunu zanneder. Öyle olduğu için de artık benlik duygusu gelmeye başlar. Bir insanda benlik duygusu olduğu zaman acziyetini kaybeder. Acziyeti kaybettiği zaman artık ibadete ve Mevlasına yönelemez olur. Çünkü benim diyor. Hatta bazıları daha da ileriye gidiyor. Sen beni tanıyor musun? Ben kimim? Hiçbir zaman onlarda nezaket şuuru göremezsiniz. İlla ki bir yerde benlik olur. O yüzdendir ki zenginler cennete fakirlerden sonra girecektir. Eğer zenginliğini ve imanını muhafaza edebildiyse kolay değildir zenginlik. Güçsüz ve masumlar zalimlerin elinde ölüm teri döküyor o zaman. İşte bu zalim kavme Yüce Allah Hud peygamberi kendilerine peygamber olarak gönderiyor. Görelim bakalım neler oluyor. Allah'ın seçkin şerefli kulu peygamberi Hazreti Hud aleyhisselam. İşte böyle bir kavme peygamber gönderilmiş. Azgın kavminin o huy, ahlak, o mizacını çok iyi biliyor. Çünkü kendisi de onlardan biriydi. O kavimden biriydi. Allah'tan aldığı emir üzerine de onları tevhid dinine davet etmeye başladı. Dedi ki ey kavmim Allah'a şükredin. Ondan başka ilahlar edinmeyin. Fakiri garibanı gözetin, zulmetmeyin. İsyan günahlarınıza tövbe edin. Ben size Allah'ın gönderdiği bir peygamberim. Öyle ifade ediyor. Elbet ki o kara vicdanlı münkirler bunu sineye çekmeyeceklerdi. Meydan meydan haykırıyorlar. Hatta bunu Araf suresi 66'da da görüyoruz. Ey Hud, gerçekten biz seni bir çılgınlık içinde görüyoruz. Seni hakikaten yalancılardan sayıyoruz. Tıpkı Nuh aleyhisselamı saydıkları gibi. Sen yalancısın dediler. Bir peygamber-i zişana, Allah'ın seçkili şerefli elçisine böyle diyebiliyorlardı. Çünkü onların canında körlük vardı. Damarlarında dolaşan o kan şeytanın nefesiyle zehirlenmiş. Servet ve mal her birini sarhoş etmişti.
Ama kalıcı değildi servetler. Ne insan ne mal kalmayacaktı. Hud aleyhisselam o tatlı, o yumuşak, o gönülleri okşayıcı, ruhlara nüfus edici sesiyle hitap ediyor. Ey kavmim, bende çılgınlık yok, bende akıl hafifliği yok. Ancak ben ki alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim, size Rabbimin risaletlerini, emirlerini tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir, emin bir öğütçüyüm. Yine Kur'an'da Araf suresi 67-68 aynen beyan ediyor. Ben sizin dediğiniz gibi sefih değilim diyor. Rahman olan, Rahim olan, Aziz Hakim olan alemlerin Rabbi tarafından diyor sizlere gönderilmiş bir peygamberim. Allah sefih olanları, beyinsizleri peygamber göndermez diyor. Onun gönderdiği peygamberler sıddıktır. Emanete ihanet etmezler, metanetlidir, diyanet ile mutassıf bulunurlar. Siz niye anlamak istemiyorsunuz ki dedi. Ben Rabbimin risaletlerini, emirlerini, nehirlerini, o şer'i hükümlerini tebliğ ediyorum. Benim söylediklerim akıl ve hikmete muafıktır, akıl ve hikmetin dışında değildir. Selamet saadetinize vesile olan şeylerdir. Ben sizin için güvenilir bir insanım, emin bir öğütçüyüm ki siz kendiniz bana emin lakabını taktınız. Ne var ki At kavmi kulaklarına kar suyu kaçmış gibi Hazreti Hud'un o hikmet dolu sözlerini duymuyordu. Kendi kuru kafalarının o karanlık boşluğunda hayat arıyorlardı. Ahlaksızlık, zulüm, vahşet yine günden güne artıyor. Artık cihan günleri ateş şimşekleri gibi yakıcı olmuş. Hazreti Hud'un karşısında ne söz ne nasihat dinlemediler. Tepelerin eteklerine koydukları, kondurdukları konaklarda o safahat seli içinde yüzüyorlardı. Bu çılgın gidiş acaba hangi denize dökülecekti? Böyle devam etmeyecekti. Her vechiyle Rabbinin emirlerini tebliğ edip duruyordu. Bir gün onun karşısına dikildiler. Dediler ki ey Hud, madem peygamberim diyorsun, hadi dedi biz de bunu yiyelim. Bize bir mucize göster de bakalım. Biz de inanalım senin peygamber olduğunda. Evet, Allah'ın peygamberinin elinde nice mucize zuhur ediyor. Elbet onun elinde de zuhur edecekti. Gün kadar o aydın yüzünü onlara döndürüp dedi ki ey kavmim, nasıl bir mucize görmek istersiniz? Hep bir ağızdan dediler ki ey Hud, şu anda rüzgar dedi şimalden yani kuzeyden esiyor. Sen onu bir başka tarafa estir dediler. Hazreti Hud aleyhisselam derhal o mübarek eliyle işaret etti. Rüzgar hemen yön değiştiriyor. Kafirlerin gözü hayretle açılmış, çığlığı bastılar. Dediler ki madem öyle hadi bu sefer de başka bir cihetten estir. Yine Hud aleyhisselam parmaklarını oynatıp bir işaretle yine yön değiştirerek rüzgarı başka cihetten estirmeye başladı. Hak elçisinin elinde Allah'ın izniyle nice mucizeler zuhur etti. Öyleydi de kafirlere yine iman nasip olmuyor. Onlar yine küfrün o şirk batağında yaşamayı kabul ediyorlar, tercih ediyorlar. Peki ne olacak? İlahi tecelliye bakın ki en sonunda bu azgın kavmin helakı da rüzgar ile olacak. Bitmek tükenmez bir gayretle kavmini tevhid dinine devam ediyor davete. Ama ne var ki beyinlere şeytanın sapladığı zehirli bir kıymık var. Münkirler bir türlü insafa gelmiyor. Her sözün altında mutlaka maddi bir menfaat arıyorlar. Çünkü kendileri her şeyi maddi çıkarla menfaate bağlıyorlardı. Menfaat ipiyle düğümleniyorlardı. Herhangi bir nesneyi düşünemiyorlardı bile. Hiçbir menfaat olmadan Hazreti Hud bu kadar niye çırpınsın diyorlar. Kesin o bir yerlerden bir şeyler alıyor. Hiç kimse bir hiç uğruna böylesine ısrarlı bir mücadelenin içine girmez dediler. Müşrik ve münkirlerin o kalın kafası bunu almıyordu. Günün birinde zaten dayanamadılar. O zehri kustular. Ey Hud dediler. Bu tebliğ işinden dolayı sen kimden ücret alacaksın? Aynısını Nuh Nebi'ye de söylemişti kavmi. Aynı soruyu soruyorlar Hud aleyhisselama. Bu kafirler
aynı ithamla Hazreti Hud'a soruyor. Her şeyi bir menfaat ipine bağlamak onların adetiydi çünkü. Hiçbir ücret veya menfaat olmadan bunca mücadele edilmez diyorlardı. Hatta Hud suresi 51'de de geçiyor bu. Diyor ki ey kavmim, peygamberliğimi tebliğe karşı sizden bir mükafat istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratan Allah'a aittir. Artık anlamayacak mısınız? Ben sizi din-i ilahiyeye davet vazifesine karşı sizden bir şahsi fayda menfaat beklemiyorum dedi. Allah rızası için o dini hakka davete çağırıyorum. Benim mükafatım, benim layık olduğum sevaplara, nimetlere nail buyuran, beni yaratmış olan Rabbi Kerim'ime aittir. Siz beni düşünmeyin. Ben sizden bir şey istemiyorum. Hazreti Hud aleyhisselam, buraların, ötelerin en ince hikmetleri üzerinde konuşmaya devam etti. Ama ne var ki, Ad kavmi sapıklık ve azgınlıkta sanki yarışa girmişlerdi. O mübarek peygamberin güzel sözlerine gülüp geçiyorlardı, dalga geçiyorlardı. Üstelik zalimlerin zulmü de günden güne artmaya başlıyor. Hazreti Hud aleyhisselam yine mücadelesine devam ediyor. Yine onları ilahi azab ile korkutuyor. Yine kendisinin emin bir peygamber olduğunu söylüyor. Hatta buna Şuara suresi de eşlik ediyor. 125, 126, 127. Ne diyor? Gerçekten ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun. Bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir diyor. Diyor da maalesef hiç kimse ibadet veya imana girmiyordu. Ad kavmi yüksek tepelere saraylar, köşkler kondurmaya devam ediyor. O saraylar içinde o safahat alemleri düzenliyorlardı. Servet, zenginlik sarhoş etti onları. Gönülleri taşlardan daha katı. Şefkat, merhamet, acıma diye bir şey bilmiyorlar. Bildikleri tek bir şey var: yemek, içmek, eğlenmek, bir de zulmetmek. Dünyada ebedi kalacaklar gibi hareket ediyorlar. Sanki ölüm değirmeni onları dişleri arasında öğütüp kabir yuvasına ya da kuyusuna atmayacaktı. Öyle düşünüyorlar. Sanki ecel rüzgarları can kandillerini söndüremeyecekti. Tamamıyla dünya sevgisiyle dolup taşmışlar. Kendilerine bunca nimetleri ihsan buyuran Rabbi Kerimlerini unutmuşlar. Böyle bir gecenin nasıl sabahı olsun ki? Demiş ya, ey hüsranın yolcusu, bu ne sersemce gidiş, hani senin gönlünde yüce haktan ürperiş? Allah'ın pak elçileri neler çekmedi ki? Hangi peygamber sıkıntı çekmedi ki? At kavmi de mantarlaşmış kayalara benziyor. Kim ne derse desin, yine ömür gemilerini delalet kayalarına çarpıp duruyorlardı. Zenginliğin, o refahın yumak yumak fışkırdığı yerde günah ve isyan da dalga dalga yükseliyor. Hamd, sena, zikir, şükür yolu tutulacakken şeytanın izi takip olunuyor. Kara yüzlü putlar gönüllerde taht kurmuş. Hırs ve tamahın ejderi kanlı dişlerle sırıtıyor. Küfür, o tuğyan seli yüksek tepelerin zirvesindeki o köşklerden eteklere akıyor. Fena bir gidiş başlıyor. Allahu Teala Hazretlerini, onun Resulünü tanımıyorlar. Durmadan nasihat ediyor peygamber, öğütler veriyor. At kavmi de günden güne, gün geçtikçe çılgınlıklarına devam ediyor. Artık Hud aleyhisselam at kavminin cinnetini görmeye başladı. Bu cinnetin sonu helaktır. Ebedi azabın pençesine düşmektir. Acıyordu insaniyete. Yeryüzüne halife olarak gönderilen insan böyle mi olmalıydı diyordu. Kavminin başına geleceklerden korkuyor. Bir peygamber olarak yine onları kurtarmaya çalışıyor. Her nefes tutunacakları bir dal uzatıyordu onlara. Günah ve isyan denizinde yüzen o kavmin selamet sahiline varması için mümkün müydü acaba? Hangi kelimeyle telaffuz etsem de az kalır. Çünkü at kavmi sanki bir kan ırmağının bir ateş seli içinde yüzüyor. Allah'ın şerefli peygamberi bu tehlikeli durumu görüyordu. Onları o daldıkları ölüm uykusundan uyandırmak için defalarca türlü türlü kelimeler sarf etti.
Ama Hud aleyhisselama ne dediler? Yeter dediler, sen öğüt versen de öğüt verenlerden olmasan da bizce hiçbir farkı yok. Versen de vermesen de bu bize getirdiğin evvelkilerin yalanından başkası değil dedi. Diğer kendisini peygamber diye tanıtanların yalanıdır dedi. Bizi azaba uğratmak istiyorsunuz, siz yalancısınız dedi. O peygamberi zişana karşı münkirce iddiada bulunuyorlar. Ey Hud, sen bize öğüt versen de biz ilahi azab ile korkutsan da bizi diyor bu yaşadığımız hayattan men etmeye çalışsan da bizim için fark etmez diyor. Çünkü biz kendi bildiğimiz yoldan, kendi kanaatimizden dönmeyiz. Boşuna çalışma, boşuna uğraşma. Peki böyle devam eder miydi? Açık bir isyan var. Allah'ın seçkili kulu, peygamberi Hazreti Hud aleyhisselam ciğerine zehirli hançerler saplanmış gibi ızdırap duyuyor. Münkir ve kafirlerin bu sözleri o kadar üzmüştü ki onu. Nasıl üzülmesin ki? Açıkça Halik-i Zişan'a isyan bayrağını kaldırmışlardı. Kafirlerin o zehirli nefesi havayı bile kirletiyor. Allah'a isyanda bu kadar ileri giden bir kavmin içinde bulunmak da Hud aleyhisselam'ı mahzun ediyor. İşte o günlerde Rahman olan Allah musibeti göndermeye başlıyor. Beldenin yağmurlarını kesiyor Mevla. Şirk çamurunda yüzen kafirler hadi bakalım suyu bulsunlar. O taptıkları putlar suyu getirsinler bakalım. Tabii ki bulamıyorlardı. Bağlar, bahçeler, çemenler kurumaya başladı hepsi. Hayvanlar kırılıyor. Güçlü kuvvetli o kavimde o bileği bükülmez insanlar dermansızlık halini alıyor. Bu sebeple nesilleri de kesiliyor. Şimdi ufuklardan o bunaltıcı, o kavurucu bir rüzgar var. Halkın dudakları sanki böyle nefes borusu yanık yongalar haline gelmiş. Neredeyse ağızlarını güçlükle açıyorlar, bin bir ızdırapla nefes alıyorlar. Toz, duman gözlere mil çekiyor. Yaman bir bora var, her tarafı yakıp kavuruyor ama yağmurdan eser yok. Azgın, sapkın at kavmi 3 sene boyunca bu ızdırap içinde perişan bir hayat yaşadılar. Bize azap dokunmaz diyenler şimdi kuru yapraklar gibi yerlere dökülüyorlardı. Allah'ın şerefli nebisi Hazreti Hud aleyhisselam bu müthiş hali görüyor. Yaşayan kavmine yine öğüt vermek istiyor. Bakın diyor, acziyetinize bakın. O zaaflarını göstererek tövbeye istiğfara davet ediyor. Ey kavmim, Rabbinizden gelin mağfiret dileyin. Tövbe edin. Edin ki gökten üzerinize bol bol bereket insin. Kuvvetinize kuvvet katın, nesliniz çoğalsın. Günahlarınıza ısrar ettiğiniz halde, imandan yüz çevirdiğiniz halde bu berekete eremezsiniz. O muhterem peygamberin bu güzel sözleri kafir kavmi büsbütün çileden çıkarıyor. İnat. İnsanı cehennemin dibine götüren bir ahlak, inat. Ne berbat bir şey. Rabbim inatçı bir insan olmaktan muhafaza eylesin. Vardır günümüzde. İslami bir konu bile tartışsanız insanla, bilmediği halde inatla, ısrarla yanlış bildiğini doğru kabul ettirmeye çalışır. Kafalarını şirk çamuruna sokup hakikati görmek istemeyen at kavmi, kendi zulüm, kendi isyanları yüzünden başlarına gelen bu müthiş belayı, bu kavurucu, eritici rüzgarı bu sefer Hud aleyhisselama yüklediler. Dediler ki bu senin yüzünden oluyor. Senin yüzünden putlarımız bize kızdılar. Çünkü sen hep karşı geldiğin için öldürmeyi planladılar. Allah'ın muhterem peygamberini kıskaca alacaklar, boğazını sıkacaklardı. Caniler grubu, Hazreti Hud'a bir şeyler sormak için ondan gücü yetemeyeceği bazı isteklerde bulunmayı kafaya koydular. Dediler ki biz ondan bazı şeyler sorarız, o da cevap veremez. Biz de onun peygamberliğini burada egale etmiş oluruz, ondan sonra boğazına yapışır öldürürüz dediler. Şeytan münkirlere yol gösteriyor.
onu altından kalkamayacağı bir şeyle böyle kıskıvrak yakalamaya, sonra da işini bitirmeye niyet ediyorlar. Akıllarınca Hud aleyhisselam onların isteklerine cevap veremeyecek. Onlar da meydan meydan haykıracaklar. Gördünüz mü, işte bu yalancının biriydi, biz size demiştik, hadi buna ölüm diyecekler. Onu orada talan edecekler. Kıtlık, sıkıntı, azap rüzgarı, dermansızlıktan başları değirmen taşları gibi dönen o halk, öyle düşündüler. Hazreti Hud'un üstüne saldıracaklar, onu cansız yere serecek. Kafirlerin planıydı. Hatta ayette de geçiyor bu plan. Diyor ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı terk etmeyiz. Biz sana inanmayız. At kavmi, şirkin çamuruna fena batmış. O muhterem nebinin nasihatlerini dinleyecekleri yerde bilakis onun risaletini inkar ediyorlar. Sen diyorlar peygamber olduğuna dair iddianı ispat edecek bir hüccete, bir delile, bir mucizeye sahip değilsin. Biz senin sözünden dolayı kendilerine taptığımız putları terk etmeyiz dediler. Ve biz senin peygamberliğini de asla tasdik etmeyiz. Hud aleyhisselam, iman aynası o berrak yüzünü döndürdü. Siz dedi, benden nasıl bir mucize istersiniz? Hud aleyhisselamı aciz bırakmak istiyor kavmi. Karanlık ağızlarını açtılar. Dediler ki, rüzgarı istediğin tarafa çevir. Yine rüzgara takıldılar. Rüzgarla alıp veremedikleri vardı kavmin. Hud aleyhisselam parmaklarını oynatıyor. Rüzgar istediği cihetten esmeye başlıyor. Ama ne var ki kafirler yine imana gelmedi. At kavmi dedi ki, bu sefer tepelerin zirvesine o kayaları oyarak binalar yapıyoruz ya biz. Yerlerinin o ziraata elverişli olması için Hud aleyhisselama dediler ki, bir mucize göster de taşlar toprak haline gelsin. Allah'ın peygamberi ellerini ulvilik alemine kaldırıyor, dua ediyor ve derhal taşlar toprak haline geliyor. Öyleydi de yine iman etmiyorlardı. Kan yuvası gözlerini peygambere dikmişler. Bu sefer de dediler ki, ey Hud, ey Hud, koyunlarımızı, daha doğrusu o koyunlarımızın sırtındaki yünleri bir ibriş haline getir dediler. O zaman biz senin ne demek istediğini ya da peygamber olduğuna iman edeceğiz dediler. O zaman iman eder misiniz dedi. Avaz avaz bağırdılar. Evet dedi. Sana ve senin Rabbine inanırız o zaman. Hud aleyhisselam yine Mabud-i Kerim'ine iltica ediyor. Daha duası henüz bitmemişti ki koyunların sırtındaki yünler ibrişim haline gelmiştir. İbrişim, ipeğin kalınca bükülmesiyle elde edilen bir ipliktir. Değerli bir ipliktir. İbrişim. Bir baktı ki koyunların sırtındaki o yünler bir anda ibrişim haline geldi. Kafirlerin gözü hayretle, dehşetle açılmış. Hemen verdikleri sözden döndüler tabii. Dediler ki, biz asla seni tasdik etmiyoruz. Sen yalancısın. Duru vicdan, temiz ruh, aydın kafa ve ahlak, ey hüsranın yolcusu, iman iledir ancak. Ölü kalbe, hasis vicdana, o kemikleşmiş inada mucize ne yapsın? Bunca mucizeleri gördükleri halde bir an olsun düşünmüyorlardı. Hazreti Hud'un o çeşitli mucizeler göstermesine rağmen kafirlerin planları suya düştü. Gururlar rencide oldu. Onların niyeti zaten imana gelmek değildi. Hazreti Hud'a tasarladıkları plan gereğince kötülük yapacaklardı. Ama gücü yetmemişti. Hazreti Hud aleyhisselam akıl ve idrakleri donduracak şekilde olmazı Allah'ın izniyle olur yapmıştı. Kafirlerin aklı buruş buruş. Yılan dillerini ağızların içinde döndürüp yine söylediler ona. Ey Hud, biz bir şey demiyoruz. Senin hakkında da bir şey söylemiyoruz. Ancak diyoruz ki, seni tanrılarımızdan bazısı fena halde çarpmış galiba. Bak hele.
Seni bizim putlarımız, tanrılarımız diyor. Tanrılarımız seni herhalde fena çarptılar. Bu yüzden sana bir cinnet gelmiş galiba. Sen onlara tapmaktan bizi men ettiğin, onların aleyhinde söz söylediğin için onlardan bazıları sana fena bir surette çarpmış galiba. Senin aklını bozmuş, seni mecnun etmiş diyor. Hud suresi 54'te de geçiyor bu. Kavminin böyle adi, böyle ahmakça iddialarını duyan Hazreti Hud artık o güleç yüzünü göstermeyecek. Yerinden bir ok gibi fırladı gür bir sada ile. Kafalarını kırarcasına, işte ben Allah'ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun, ben Allah'tan başka ona koştuğunuz ortakların hiçbirini tanımıyorum, onlardan beriyim ben. Hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun, bir an bile müsaade etmeyin. Bakalım yapabilecek misiniz? Karşılarında böyle akılları kamaşı vermiş bir insan topluluğu, herkes olduğu yerde dona kalıyor. Ondan çünkü böyle bir çıkış beklemiyorlardı. Bir tek kişi koskoca kavme ne yapabilir? Fakat o bir tek kişi işte hepsine meydan okuyor. Kafir ve münkirler şaşkınlık girdabına çırpınıyor. Hazreti Hud'un o gür sesi yine yankılar yapıyor. Ben diyor, benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Hareket eden hiçbir yaratık yok ki onun idaresinde, onun tasarrufunda olmasın. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerinedir. Karıncanın bir dağı yerinden oynatması mümkün mü? Kafirlerin tehdidi de Hud aleyhisselam ve onun azmini, iradesini, iman ve şevkini kırabilir mi? Mümkün mü bu? O Rabbi Kerim'ine güvenip dayanıyor. Ey kavmim, şüphe yok. Şüphe yok ki ben Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim diyordu. Hud aleyhisselamın kavminin iman ve hidayete ermesini temin için durmadan yine nasihate devam etti. Sırası geldikçe de onları bu şekilde azap ile korkuttu ama ne var ki kalpleri taş kesilmiş. İnsanların o korkacağı, ibret alacağı da yoktu artık. Kıtlık, kuraklık o can damarlarını kurutmuş olduğu halde yine de akıl gözlerini açıp hakikate bakamıyorlardı. Ve işte yine kıtlığın, kuraklığın devam ettiği günlerden bir gün. O pak elçi, Allah'ın seçkin kulu, peygamberi yine bir gün geçerken kavmini Hakk'a davet etti. Dedi ki putların eteğini bırakın, tek olan, bir olan, ulu olan Allah'a ibadet edin, kulluk edin, Hakk'a dönün, isyan ve dalalet vadilerinde artık koşmayın, bakın dehşetli bir azap sizi bekliyor, yakalayacak az kaldı diyor. Ahkaf suresinde aynen böyle beyan ediyor. Dediler ki sen ibadet ettiğimiz putlarımızdan bizi çevirmek için mi bize geldin, bıktık senden. Hadi eğer doğru söyleyenlerden sen bize vaat edip korkuttuğun azabı getir dediler. Bak aynı Nuh aleyhisselamın kavmi gibi. Hadi bakayım o zaman senin Allah'ın bizi bir cezalandırsın bakalım. Azabı göndersin bakalım. Adamların uğradığı batak tamamıyla idraksizlik iklimiydi. Hala azabı Hud'dan bekliyorlardı. Halbuki Hud Nebi tebliğ ile vazifeli bir insandı. Peygamberdi. Allah'ın emir nehilerini bildiriyordu. Azabı indirecek, vaktini tayin edecek olan sadece Mabud-i Kerim idi. Sabırla, sebatle nice yıllar bu azgın kavmi Hakk'a davet etti. Onların o selamet cüdisine gelmesini istiyordu ama ne ki artık sabrı da kararı da kalmadı. Kavminin ıslahından da ümidini kesmeye başladı Hud aleyhisselam. Son sözünü söylemenin zamanı gelmişti. Son sözünü söyleyecek, onları bekledikleri azab ile baş başa bırakacaktı. Cıvıl cıvıl kaynaşan o kafirlerin karşısında heybetle dikildi. Gür sesiyle Ahkaf suresinin 23. ayeti dedi ki, şüphe yok, ilim ancak Allah katındadır. Ben size yalnız vahyedildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi bir kavim görüyorum ki siz cahillik ediyorsunuz. Ey kavmim! Küfür şirk bataklığında çırpınıyorsunuz. Kendinize edilen nasihatleri kabul etmede kaçınıyorsunuz.
Peygamberlerin vazifesinin ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Eğer bilmiş olsaydınız bir an olsun istikbalinizi düşünürdünüz. Kendinizi tehlikeye atmazdınız. O halde isteyip durduğunuz azabın gelmesini bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Bakalım o taptığınız putlarınız sizi kurtarabilecek mi? Hud aleyhisselamın bu sözleri söylediği anda azabın ne zaman gelip çatacağı vahyediliyor. Bütün müşrikler, bütün münkirler helak olurken müminlerin kurtulacağı müjdeleniyor vahide. Hazreti Nuh aleyhisselama vahiy gereği olarak Arapların Berdül Acüz dedikleri, Türkçe'de koca karı soğuğu denilen günlerden bir gün, facirden sonra, evet, koca karı soğuğu olan bir günde, bizim tasvirimizle sabah namazı diyelim, müsait bir yerde ashabını topladı Hud aleyhisselam. Müminler peygamberin etrafında halka oldular. Gözlerini ufuklara diktiler. O demde müşriklerin o ileri gelenlerinden bir kısmı da aynı mevki civarındaydı. Güneş Aktepeli dağların ardından henüz başını yeni uzatmıştı ki ufukta bir siyah bulut peyda oluyor. Zalimlerin hiçbir şeyden haberi yoktu ki. Zaten bir şey bilselerdi kendi nefislerine zulmetmezlerdi. Şimdi isyanlarının cezasını korkunç bir şekilde çekecekler. Ama ne var ki gelen azabı da rahmet zannediyorlardı. Hani kıtlık var ya, onu yağmur bulutu zannediyorlardı. Tamam dediler, artık yağmur gelecek. Artık haftalar süren, günler süren kuraklıktan sonra ufukta bir siyah bulut. Tamam dediler. Gözlerini ufka diktiler, derin derin baktılar. Birden yüzleri aydınlandı, öyle ya. Bu bulut yağmur yüklü bir buluttu. Şimdi oluk oluk boşalacak dedi. Herkesi, her şeyi suya kandıracak dedi. Sevinç çığlıkları atıyorlardı. Adeta çiçek bayramlarına ermişçesine naralar koyuyordu. Bakın, bakın işte bulut bize yağmur yağdıracak. Allah'ın seçkin kulu, peygamberi Hazreti Hud aleyhisselamın rengi uçuyor. İlahi azabın gelmekte olduğunu biliyor çünkü. Bütün vücudu tir tir titriyordu peygamberin. Yüreği göğsünü delip dışarıya fırlayacak gibi şiddetle atıyor. Az sonra bu müşrik kavmin başına geleceklerin muhasebesini yapıyor. Müşriklerin hiçbir şeyden haberi yok. Durmadan çığlık atıyorlar. Rahmet geliyor, rahmet geliyor. Hazreti Hud o gün kadar aydın yüzünü onlara tutup son ihtarını yapıyor. Hayır ey kavmim, o sizin aceleyle istediğiniz şeydir. Bir rüzgardır ki onda çok acıklı bir azap vardır. Ad kavmi bütün zaman boyunca peygamberiyle istihza ettiler, dalga geçtiler, o elçiyi hep yalanladılar. Şimdi de onun sözlerini tebessümle karşılıyorlardı. Görmüyor musun ey Hud, yağmur bulutu gelmiş, sen hala azap diyorsun. Ve birden korkunç bir ses bütün vadide damar damar ürkerterek aksetmeye başlıyor ki bu nesne gerçekten de bulut değil, bir rüzgardı. Hızına ve soğukluğuna bir ölçü tayin etmek mümkün değil. Yaman bir tipi bir rüzgar ki Kur'an lisanıyla ona sarsar diyor Ahkaf suresi 6. ayet. Bundan kafirler için kurtuluş yoktur. Öyle bir gidiş ki bu benzemez hiçbir şeye. Kafirler uçuyordu bir dağdan bir tepeye. Putperest kavmin hali dumandı. Sanki dalından kopmuş kuru yapraklara dönmüşlerdi. Bir saman çöpü gibi rüzgarın önünde uçuyorlardı. Şimdi onlara kim nasıl imdad edecek? Bir zamanlar bizden daha kuvvetli kim olabilir diye böbürlenen, Allah'ın peygamberine, müminlere, tevhid ehline eza ve cefa edenler şu anda eteklerini azap rüzgarına kaptırmışlar. Havaya savrulmamak için kimi kalın ağaçlara, kimi köklü kayalara sarılıyor, kimi de sağlamlığı ile iftihar ettikleri o saraylarına sığınıyorlardı. Ağaca, kayaya, taş, kütük ne varsa onlarla beraber havada yüzüyordu.
O muhteşem sarayların kapıları, pencereleri çoktan toz yığını haline gelmiş. El attıkları, tutundukları her şey rüzgarın aleviyle kül oluyor. İşte bu müthiş boranın önünde durmaya artık hiç kimsenin imkanı yoktu. O rüzgarın dehşetini Yüce Allah Kerim kitabında da bir ibret numunesi olarak zikrediyor. At kavminde de ibret vardır diyor Allah. Zariyat suresi 41-42'de. Hani onların üzerine o kökü kurutan rüzgarı göndermiştik. Öyle bir rüzgar ki uğradığı bir şeyi bırakmadı. Mutlak onu kül gibi savurdu diyor. Asi ve sapık at kavmi, ansızın geliveren, her şeyi tarumar eden bu rüzgarın ağız ve burun deliklerinden içeri girmesiyle bağırsakları ve iç azaları boşaldı herkesin. Kolları, kafaları kopmuş bir halde, içi boş hurma kütükleri gibi yerlere cansız bir şekilde uzandırdı. O azgınların bazıları kumlar altında kaldı. Tekrar üzeri açılıyor, metrelerce havaya fırlıyordu. Yakan, kül eden, savuran o rüzgar ilahi azap ufuklarından esip duruyor. Ne o süslü saraylar, ne o irem bağları, ne bahçeler, ne mermer havuzlar, ne gümüş oluklar kalmıştı. Rüzgar her bir şey yerinden sökmüş, bütün irem bağlarını harabeye döndürmüştü. Kafirlerin o kanayan irin dolu kafalarını koparmıştı. Batıl fikirleri yüzünden gökler bütün öfkesiyle felaketler yağdırmıştı. Bütün bu dehşet saçan o bora karşısında Allah'ın peygamberi Hazreti Hud aleyhisselam ve onun etrafında halkalanan o iman ehli hiçbir zarara uğramadılar. Rahman olan Allah peygamberi ve onun ashabına siyanet buyurdu, korumuştu. Şimdi müminler Allah'a hamd ediyorlar, şükrediyorlar. O şükür ipine tutunmuşlar. Kimse zarar eder miydi ki o şükür ipine tutunsa? Onlar da ziyana uğramadılar. Kafirler elinden çektikleri o çileler artık bitmişti. Dünya tevhid nuruyla dolup taşacaktı. İman meşalesi kainatın burcunda parlayacaktı. O sarsar adı verilen müthiş rüzgar at kavmi üzerine 8 gün 7 gece bir nefes durmadan esti. 8 gün sonra da kafirlerden hayatta tek bir canlı kalmamıştı. Hepsinin cesetlerini önüne katıp sürükleyip denize dökmüştü rüzgar. Bir çarşamba sabahı başlayan, alemi birbirine katan rüzgar yine çarşamba gününün akşamında son buluyor. Ve kendisine gönül gönül bağlanan 4000 kadar mümin bu felaketten burunları dahi kanamadan kurtuluyorlar. İman ehli selamet sahiline, küfür ehli ise cehennem istasyonuna varmıştı. Münkirler isyanlarının cezası olarak tamamıyla hayattan silinmişlerdi. Artık ne kendilerinden, ne saraylarından, ne bağlarından, bahçelerinden tek bir iz, tek bir eser kalmadı. Her yer bir enkaz yığını haline geldi. Müşriklerin hayat dalını koparan rüzgar artık dinmişti. Dünya ufukları yeniden gülümsemiş. At kavmi yerleri ve yurtlarıyla birlikte tamamen helak olmuş. Geride sadece 4000 mümin kalmıştı baş başa. Başka diyarın yolunu tuttu onlar. Mekke istikametinde o kıvrım kıvrım uzayan yolda gidiyorlar. Bir gün yolları bir kabileye uğradı. Hazreti Hud aleyhisselam hemen onları tevhid dinine davet etti. Onlar da davete icabet ettiler. Kendi kavimleri gibi inkar etmediler. Allah'ın peygamberinin gönlü hoşnut oldu. Ellerini ulvilik alemine kaldırıp dua etti ve onun duasının bereketiyle de Allah Celle Celal bu kabilenin koyunlarının yünlerini ipek haline getirmişti. Yine Hud aleyhisselam Mekke yakınlarında bir başka kavme rastlıyor. Bu kavmin yaşadığı yer kuraklık, taşlık bir yer. Ekip biçmeye elverişli bir arazi yoktu orada. Allah'ın peygamberi bunlar için de dua ediyor. Ve oradaki taşlar derhal toprak haline geliyor. Bu kavim de Hud Nebi'nin davetini kabul etmiştir. Ve bütün ümmetini alarak Mekke civarına gider.
Vefat edinceye kadar da orada ikamet ediyor sevgili kardeşlerim. Yine bir başka rivayette de Umman denizi kıyılarına yerleştiği de rivayetler arasındadır. Değerli kardeşler, güzelliği bu arada onu da söyleyeyim aklıma gelmişken, Hud aleyhisselam çok güzelmiş. Dillere destanmış onun güzelliği. Hazreti Yusuf istisna olursa şayet, sima bakımından Hazreti Adem'e en çok benzeyen insanoğlu Hud-u Nebi'dir. Tabii ki peygamberimizi hiç karıştırmıyorum bile. Böyle kıyaslama bile yapmıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bambaşka. O hariç aklınıza öyle bir şey bile gelmesin. Ama tabii güzelliğiyle nam salmış Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ona çok benzermiş. Daha doğrusu Yusuf Aleyhisselam güzelliğini ondan alırmış. Hud peygamber olarak gönderildiği sarsar rüzgarıyla meşhur olan, helak olan o kavmine de Ad-ı Ula denir sevgili kardeşlerim. Ad-ı Ula yani ilk at adı verilir. Yine bu kavmin helaktan kurtulan o mümin efradından Ad-ı Sani yani ikinci at diye isimlendirilen Semud kavmi bu kavimden sonra meydana geliyor. Bu da bilgiler arasındadır. Evet, Hazreti Hud aleyhisselam bu cihan bahçesinde ömür günlerini tamamladı ve nihayet öteler alemine göçtü her canlı gibi. Ölüm onu da alıp Rahman'a götürdü. O Kur'an-ı Kerim'de şerefli ismi zikredilen, kıssası anlatılan dördüncü peygamberdir. Allah'ın mübarek kitabında kendi adına nazil olmuş müstakil bir sure vardır. Hud suresi. Onun şerefli mücadelesini anlatıyor. Onu ve ona tabi olan müminleri Allah helaktan kurtardığını anlatıyor. Hatta ne diyor Hud 58'de? Helak emrimiz gelince bizden bir rahmet Hud'u ve beraberindeki müminleri kurtardık. Hem onları çok ağır bir azaptan kurtardık diyor. O peygamberi Ali ve ona tabi olan müminler ebedi kurtuluşa erdiler. Allah'a ve onun elçisine isyan edenler de dünyada helak ile cezalanıp öteki alemde de daha büyük bir azap bekliyor onları. İşte Kur'an-ı Kerim'de sık sık zikredilen peygamber kıssaları bir nice hikmete dayanır. İnsanoğlu bu kıssalara bakacak, ibret alacak. Peygamberlerin açtığı hidayet yolunda yürüyecek. Yoksa bir büyük bir günün azabı bizi de kuşatıverir sevgili kardeşim. Ne denir? Ey insan, ey insan! Yazık değil mi sana, elemler seni yaksın. Mesut bir hayat için Hakk'a kul olacaksın. Dünyada da mesut bir hayat yaşamak için, huzurlu bir hayat yaşamak için yine biz İslam dinine, İslam'a gebeyiz sevgili kardeşlerim. Belki mutluluğu tamamen malda, mülkte, zenginlikte zannediyoruz. Bak işte saraylar yaptı kavmi. O kavim öyle bir kavimdi ki ne dediler? Kitaplarda anlatılan cenneti yeryüzüne yapacağız. Benzerini yaptılar da evet, cennet gibi olması ne mümkün. Ama öyle vadiler, saraylar, ırmaklar yaptılar ki Allah-u Teala bir rahmet yağmurunu çekti. Neredeyse yaprak gibi teker teker dökülüverdiler. O yüzden bazen mal, mülk her zaman huzur olmuyor. Allah'tan afiyet dileyiniz. Afiyet olmazsa çocuğun olmuş, sevemiyorsun. Bak bir hastalık geldi değil mi? Bulaşıcı bir hastalık. Ne oldu? Çocuğunu sevemedin. Bir odadan bir odaya çocuğunu sevmeye çalıştın. Aslında bu bize kıyameti anlatıyordu. Mahşeri anlatıyor. Ama bir insanın eliyle bir hastalık, ama laboratuvar ortamında düzenlenen bir hastalık. Bizim için önemli olan bize gelen belanın, musibetin nedenle geldiği ve neyi hatırlattığı. Anne evladından, evlat annesinden kaçtı. Bir korona vebasında mahşeri anlatıyordu halbuki. Anne evladını tanımayacak. Çünkü niye? Hadi dünyada ölüm vardı. O yüzden korkuyorduk vebadan. Ahirette ise ölüm de yok. Ebedi bir azap, öyle bir cehennem azabı ki diyor. Ateşi, dünyadaki ateşi cehennem ateşine nazaran 70 kat suya batırılıp çıkarılmış bir ateştir. Dünyadaki ateş.
O yüzden bu peygamber kıssalarından ibretler, dersler çıkaralım. O kavmi oldu da bize olmaz diye bir şey yok. Evet, ümmeti Muhammed böyle toptan helak olmayacaktır ama yavaş yavaş işte depremler, zelzeleler, yangınlar, sel baskınları. Siz zannediyor musunuz bunlar rahmettir? Yağmur gördüğünüz zaman, bakın son zamanlarda yağan yağmurlara bir bakın. Hepsi felaket boyutunda. Bunlar rahmet değil. Bunlar azaptır. Azap yağmurlarıdır. Ve Mevla Celle Celalü bizleri senelerdir, özellikle de son 5-6 senedir ülkenin belki her ilinde deprem oluyor. Bazı illerinde defalarca yaşıyoruz. Bilim adamları buna fay hattı kırılması der, bilmem ne der. Ona bakarsan kimse Azrail ruhu aldı demiyor ki, trafik kazası diyorlar görselde. Beyin kanaması diyorlar, hasta diyorlar, kalp krizi diyorlar, değil mi? Hepsine bir bahane var. Biz sonuca bakalım. Sonuçta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyruğu üzerine 2Z meydana gelirse üçüncüsü kaçınılmaz olur. Zulüm ve zina. Ülkemizde maalesef haddinden fazla. Öyle böyle değil. Yüce Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Allah'ım nasip ederse yeni bir kavim, yeni bir peygamber, Hazreti Salih Aleyhisselam, yarınki konumuzun başlığı inşallah. Evet, inşallah yarın Salih Aleyhisselam'ı da tanıyacağız. Güzel gidiyoruz diye düşünüyorum. Yani böyle özetle Adem Aleyhisselam'ı, Şit Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, bak ezberliyoruz da böyle aslında. Nuh Aleyhisselam, peşinde Hud Aleyhisselam. Hem peygamber isimleri de böyle ezberlenmiş oluyor. Hem de aynı zamanda hayatlarını da hatırlıyoruz ya da yeni öğreniyoruz. Kaçıran olursa olur ya, her gün belki dinleyemeyebilirsiniz. Kiminiz uykuda kalabilir, kiminizin işi vardır, hastane postane. Kaçırdığınız bölüm olursa sırf kaçırmayın diye iki tane güzellik sunduk. Birincisi, gece vardiyasında olanlara saat 11'de tekrarını dinleyebilirsiniz. Evet, bir de YouTube kanalımızda her akşam saat 7'de sohbetimiz var. YouTube kanalı Hüseyin Oruç kanalımızdan sabahki bu sohbetimizi 7'de dinleyebilirsiniz değerli kardeşlerim. Hiç olmasa kaçırmamış olursunuz. Bir de bu sohbetleri bir başkasıyla paylaşın arkadaşlar. Bir başkası da dinlesin. YouTube'da paylaşın, efendim ne bileyim Instagram'da, Facebook'ta, nerede aktifseniz, hiçbir şey yoksa WhatsApp durumunuzda paylaşarak belki bir kişinin de öğrenmesine sebep oluruz. Belki bir kişinin öğrenmesi, hayata dönüş yapması, yani tövbeye dönmesi bizim belki de cehennemden kurtulmamıza sebep olacak. Mevla affetmek için bahaneler arıyor sevgili kardeşim. O yüzden ne olur ki deme, bir kişi de olsa. Yapılan mücadele basit gözükmesin. Taif'te Resulullah Aleyhisselatü Vesselam taşlandı, bela musibetler yağdı Efendimiz'e. Neler neler yapmadılar ki? Ayakları kanadı, mübarek vücutlarında taş izleri oluştu. Ama ne dedi Cebrail'e? Olur ki dedi, iman edenler olur. Onlar bilmiyorlar. Ve koca kavimde bir kişi Müslüman oldu. Bir kişi Müslüman oldu, dine döndü. O yüzden belki bir kişi de bizim vesilemizle dönüş yapar. O yüzden mümkün mertebe bu güzel sohbetleri, istediğiniz hocanın, sevdiğiniz hocaların sohbetlerini paylaşın arkadaşlar. Vesile olun inşallah.